Marifet tasavvurla aynı eş manadadır. Tasavvur ne demek? Tasavvur. Hani biliyorsunuz tahayyül, tasavvur, marifet bunlar yan yana geçen kelimeler. Şimdi dış dünyada olan bir şey. Mesela ben bu salonu gördüm, değil mi? Arkamı çeviriyorum, gözlerimi yumuyorum. Bu salonu zihnimde canlandırıyorum. Değil mi? Hayal ediyorum. Buna ne deniliyor? Tahayyül deniliyor. Salonu gözlerimi yumdum, şimdi hayal ediyorum. Baktım ya, gördüm ya daha önceden. Bunu zihnimde, buna tahayyül deniliyor. Bu dış dünyada salon var. Dış dünyada var olan salonu eğer ben sırtıma döndüğüm zaman o zihnimde canlandırıyorsam buna tahayyül deniliyor. Eğer böyle bir salon yok da zihnimde bir şey canlandırıyorsam dış dünyada olmayan bir şey. Ona tasavvur denir. Dış dünyada bir hakikati yok. Ama ben zihnimde canlandırıyorum. Buna tasavvur deniliyor. Dış dünyada varsa tahayyül. Yoksa tasavvur. Yani benim zihnimin montajlamasıdır o. Tasavvur. Mesela daha çok tasavvurlar nerede geçer? Adobe Photoshop'u eline alıp bilgisayarda işte resimleri, şekilleri vesaireleri bir araya getirerek yeni bir şey çıkartıyor. Kapak kompozisyonu çıkartıyor. Ya da herhangi bir kompozisyon çıkartıyor. İşte bu çıkarttığı kompozisyon aslında tasavvurdur. Yani oradan bir parça, buradan bir parça dış dünyada olmayan bir şekil geliştiriyor. Buna tasavvur deniliyor. O zihnin dış dünyada olmayan bir şeyi canlandırmasına tasavvur. Eğer o şey dış dünyada varsa onu canlandırmaya zihinde tahayyül diyor. Tamam? Tasavvur kelimesi marifet olarak da geçer. İmam-ı Gazali buna marifet diyor. Bu tasavvurun adına marifet diyor. Marifeti ilahiye ise bu marifetten farklıdır. O kelam ilmindeki marifeti ilahiyedir. Allah'ı tanımaktır. Allah'ı nasıl tanırsın? Allah'ı tanıma meselesi işte uzun uzun anlatılmış. Ama marifeti ilahiye bu tasavvur manasında olan marifet manasında değil. Bu söylediğim tasavvur manasındaki marifet mantık ilmindeki tarife göredir.